Jack London, İlk Savaş, İlk Zafer. Bölüm 1. Lilith'in Evlenmesi. John Fox, viskinin yılın çoğu günlerinde kas katı doğduğu ve tuğla parçası gibi öyle donuk kaldığı bu soğuk memlekete gelirken, hayal dünyalarına koşan serüven düşkünleri gibi ayağına köstek olacak büyük amaçlar ve büyük hayaller taşımıyordu yüreğinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır köylerinden birinde doğmuş ve orada büyümüş bir delikanlıydı. Kanada'ya ilkel bir zeka, anadan doğma bir sadelik ve öğrenme yetisi götürdü beraberinde. Yeni mesleğinde hemen başarıya ulaştığına bakılırsa gerçekten becerikli, tuttuğunu koparan bir gençti. Hudson Spy şirketinde pedallı bir arabayla turist gezdiren ve sırtında oradan oraya yük taşıyan bir uşak parçasıyken simsarlığa yükselmiş, şirketin Fort Angeles'taki bir mağazasının başına geçivermişti. Fort Angeles denen yerde o anadan doğma sadeliği gereği bir yerli kızı aldı ve bundan sonraki günleri yetindiği mutlu evliliğin tek düzeliği içinde geçti. Yani kimi zorlu erkekler gibi hayatlarını zindan eden, çoğunun işini gücünü bozan ve sonunda onları pençesine alan doyurulmaz hırsların, özlemlerin, huzursuzlukların tadını tadamadı. Hayatından memnundu, geçinip gidiyordu. İşinden başka düşündüğü yoktu. Bir iş yapmak üzere oraya getirilmişti ve işini başarmaktan, şirket çıkarlarını en iyi şekilde savunmaktan başka tasası yoktu. Nitekim büyük yararlılıklar gösteriyor, boyuna aferin alıyordu patronlarından. Tam bu sırada karısını kaybetti. Kızın kabilesi gelip ölüyü aldı ve vahşi bir biçimde ağacın tepesine yerleştirdikleri bir teneke kutuya defnetti. İki erkek evlat vermişti kadın ona. Şirket aylığını arttırıp daha önemli bir görev verince oğullarını yanına kattı ve Kuzeybatı bölgesinin sonsuzluklarında Sinrak denilen bir yere doğru yola koyuldu. Kürk alım satımı yapan bir mağazanın başına geçti bu kez. Burada hiç de çekici bulmadığı kızılderili kızların arasında ve ana kucağına muhtaç oğullarının durumundan ötürü duyduğu büyük üzüntü içinde birkaç yalnız ve sıkıcı ay geçirdi. Sonra gözüne Lily ilişti. Lily, Lily işte diye anlatıyordu kızı. Tezgahtarından McLennan'a. Onu tarif edecek söz bulamıyordu. McLennan, İskoçyalı bir ailenin oğluydu. İskoç geleneklerine göre yetiştirilmişti. John Fox'un deyişiyle daha bıyığı terlememişti. Ve bu ülkenin evlenme kurallarını bir türlü benimseyememişti. Ama gene de ölümsüz ruhunu tehlikeye sokmak pahasına da olsa kendisini de Lily'ye göz koymuş olduğunu, şimdi gönlünden çıkardığını ve böylece ruhunun kendisinin kalmasını mutluluk duyacağını söylemekten çekinmedi. McLean'in koyu İskoç ruhunun Lily'nin gözlerinden fışkıran güneş ışınları altında erime tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna şaşmamak gerekirdi. Çünkü Lily çok güzel bir kızdı. İnce uzundu, zarifti. Sıradan kızılderili kadınlarda görülen ebleh yüz, geniş alın yoktu onda. Üstelik yerli kadınların tersine öyle duygularını saklamayan, heyecanlarını saklamayan yumuşak huylu bir kızdı. Ona boşuna Lily dememişlerdi. Çünkü daha çocukken durmak oturmak bilmez, tez canlı, bir kelebek gibi oradan oraya koşan tatlı bir yaratıktı. Daldan dala konar, somurtmak nedir bilmezdi. Zıp zıp zıplaması, dans edip oynaması kadar hafifte bir gülüşü vardı. Lily, kabilenin ünlü reislerinden biri olan Sinestihane'nin melez bir anadan doğma kızıydı. Simsar bir yaz günü evlilik pazarlığını açmak üzere ama öylesine sıradan bir ziyaret yapıyormuşçasına bu reise geldi. Reisin evinin önündeki sivrisinekleri ürkütmek için yakılmış nemli bir ateşin dumanları arasında karşılıklı oturdular. Birbirlerine dünyada ne var ne yoksa ya da en azından kuzey bölgesindeki dünyada ne var ne yoksa anlattılar. Yalnız ve yalnız evlilik konusuna dokunmadılar. John Fox özellikle evlilikten konuşmaya gelmişti. Sinettisane bunu biliyordu ve John Fox
Sinettisane'nin bunu bildiğini biliyordu. Böylece ikisi de dinsel bir saygıyla konuyu ağzına almadı. Bunun bir yerli inceliği olduğu ileri sürülüyor. Gerçekte düpetiz sadelikten başka bir şey değil. 2 saat geçti, Fox ile Sinettisane söndürülmeyen pipolar içtiler. Usta bir aktör yeteneğiyle yüreklerindeki kurnazlığı saklamayı başaran gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. Akşam üstüne doğru McLean ve onun gibi tezgahtar olan kardeşi McTavish, sanki hiç oralı değillermiş, hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi önlerinden geçerek nehre doğru yürüdüler. 1 saat sonra dönüş yolunda önlerinden geçerken Fox ve Sinettisane, şirketin takas edeceği barut ve domuz pastırmasının niteliği ve durumu üzerine ağdalı bir tartışmaya girmiş bulunuyorlardı. Bu arada Simsar'ın bu sözüm ona sıradan ziyaret sebebiyle kendinden geçmiş olan Lily, evin arka duvarının altından içeriye süzülmüş, ön kapının ardında durmuş, sivrisinek dumanı başında söz cambazlığı eden 2 adamı dinliyordu. Yanakları al al, gözleri ışıl ışıldı. Her yanından mutluluk taşıyordu. Simsar gibi bir adamın kendisini seçmesinden büyük bir gurur duyuyordu. Bir yandan da nasıl bir adam olduğunu yakından görmek, o ona alıcı gözüyle bakmak için kapıyı hiç belli etmeden aralıyordu arada bir. Buzun üzerinden yansıyan güneş ışınları, duman ve rüzgar adamın yüzünü bronz rengine çevirmişti. Öyle ki babasının teni onunkiyle aynı renkti. Kendi teni ise az daha açık. Buna çok sevindi ama daha çok adamın iri yarı güçlü olduğuna sevindi. Kara sakalı onu biraz ürkütmüştü. Garipti ama gene de yüreği çok boştu. Çok genç olduğundan erkekler konusunda tecrübesiz delili. Tam 17 kez güneşin güneye doğru gittiğini ve ufuk çizgisinin ötesinde kaybolduğunu ve tam 17 kez geri gelip gece gündüz artık hiçbir gece olmayıncaya dek gökyüzünde dolaştığını görmüştü. Ve bütün bu yıllar boyunca onu Sinettisane büyütmüş, gözünden sakınmıştı. Lilith'i istemeye gelen ve onunla evlenmek isteyen genç avcılarla arasında bir duvar gibi durmuştu babası. Bütün talipleri burnu bir karış havada dinlemiş, kızı sanki paha biçilmez bir metaymış gibi geri çevirmişti hepsini. Sinettisane tüccar adamdı. Lili bir sermayeydi onun için. Öyle bir sermayeydi ki kızı ondan bir miktar para değil, saymakla bitmez bir kazanç sağlayacağını umuyordu. Kabile yaşantısı gereğince neredeyse bir manastır hayatı sürmüş, bir rahibe gibi yetiştirilmiş bir kız olarak kendisini istemek için geldiği apaçık belli olan bu adamı, hayatta daha öğreneceği ne varsa gösterecek olan erkeği, sözünü kanun sayacağı, hayatının geri kalan günlerinde nasıl oturup kalkacağını tayin edecek olan bu adamı büyük ve kadınca bir merakla gözetliyordu. Ne var ki kendisine yaklaşan bu garip kader karşısında heyecandan kan yüzüne vurmuş ve tir tir titrer bir halde evin ön kapısı ardında onları gözetleyip dururken, günün ilerlemesi ve Simsar'la babasının hararetli hararetli bir yıl başka konuda konuşup da evlenme meseleleriyle ilgili tek söz etmemeleri karşısında şaşkınlık duymaya başladı. Güneş kuzeye doğru yavaş yavaş ilerleyip de gece yarısı yaklaştığında Simsar kalkmaya hazırlandığını belli eden bir takım hareketler yapmaya başladı. Arkasını dönüp de yürümeye davrandığında Lili'nin yüreği ağzına geldi. Ama adam durup da tek ayağı üzerinde şöyle bir dönünce yürek yerli yerine oturdu. ''Az daha unutuyordum Sinettisane'' dedi. ''Üstümü başımı yıkayacak, paklayacak, giysilerimi onaracak bir yerli kadın arıyorum.'' Sinettisane homurdandı. ''Bir dişsiz ve ihtiyar bir kadın olan Vanida'yı önerdi.'' ''Yok yok'' diye sözünü kesti Simsar. ''Bana eş olacak bir kadın istiyorum.'' ''Şöyle bir düşündüm de senin uygun birini önerebileceğin geldi aklıma.'' Sinettisane ilgilenmiş gibi göründü. Bunun üzerine Simsar, bu yeni ve rastlantı sonucu ortaya çıkan konuyu tartışmak üzere kayıtsız birkaç adım attı geriye doğru. ''Katu'' diye önerdi Sinettisane. ''Ama onun tek gözü kör,
diye karşı çıktı Simser. Laska, ayakta dümdüz dikildiğinde bacakları ayrık ayrık duruyor. Sizin koca köpek Kips rahat rahat geçer ayakları arasından. Sanati diye devam etti Sinettisane. Hiç de telaşlı, heyecanlı görünmüyordu. Ama John Fox kendini tutamadı ve öfkeyle haykırdı. Bu ne ahmaklık ola? Ben yaşlı mıyım da beni ihtiyar kadınlarla birleştirmeyi öneriyorsun? Dişsiz miyim? Sakat mıyım? Yoksa kör mü? Yoksa yoksul muyum ki gözleri ışıl ışıl bir kadın kişi bana istekli bakmaya? Aklını başına topla. Ben simsarım bugüne bugün. Hem zenginliğim hem ulu. Sözüm geçer. Buyruğum dinlenir benim bu ülkede. Bir sözüme tir tir titrer er kişi. İki etmez dediğimi. Sinettisane'nin bir sphinx kadar hareketsiz yüzünde hiçbir değişme olmadı. Ama için için coşuyordu. Adım adım yaklaştırıyordu simsarı. Birer birer söyletecekti onu. Çok ilkel bir yaratık olduğundan kafasında birkaç fikri birden alacak yer yoktu. Ve kafasına sığan bu tek bir fikri John Fox'tan daha ileri noktalara götürme, geliştirme yeteneği vardı. John Fox ise sade ve ilkel bir insan olmakla birlikte birkaç parlak fikri aynı anda geliştirebilirdi zihninde. Bu da onun tek bir fikri diğeri kadar ötelere götürmesini engelliyordu. Sinettisane büyük bir ciddiyet ve sükunet içinde evde kalmışlar listesinin elverişlilerini sıralamaya devam ediyor, ağzından çıkan her kız adını John Fox'un karşı çıkması ve hemen ardından karşı çıkma nedenlerini sıralamasını izliyordu. Simsar gene vazgeçmiş görünerek eve doğru yollandı. Sinettisane onun ardından baktı. Durması için hiçbir çaba harcamadı ama bu sabrının sonunda simsarın kendiliğinden durduğunu gördü. "Yahu bak aklıma ne geldi," dedi simsar. "İkimiz de Lili'yi unuttuk bu arada. Acaba o bana uygun mu dersin?" Sinettisane bu öneriye somurtuk bir yüzle cevap verdi. Bu asık suratlı maskenin altında ise ruhu yayvan yayvan sırıtıyordu. Eşsiz bir zaferdi bu. Simsar evine doğru tam bir adım daha atsaydı çaresiz kendisi söyleyecekti Lilith'e. Ama simsar o bir adımı atmamıştı. Reis Lili'nin uygunluğu konusunda düşüncesini açıklamadan beyaz adamın kendisine doğru bir adım daha atmasını bekledi. "Eh," diye düşündü simsar sessiz sesli. "En iyisi evlenip denemeli." Sonra sesini yükseltti. "Lili'ye karşılık 10 battaniye ve 3 libre tütün vereceğim sana. İyi tütün." Sinettisane bütün dünyadaki battaniyelerin ve tütünün Lili'yi ve onun verdiği emeği, yaptığı işi karşılamayacağını anlatmak ister gibi bir el hareketiyle cevaplandırdı simsarın sözünü. Simsarın bir fiyat saptaması için kendisini sıkıştırması üzerine büyük bir soğukkanlılıkla 500 battaniye, 10 tüfek, 50 libre, 50 tiptün, 20 parça bez, 10 şişe rom, 1 gramofon ve son olarak da simsarın iyi niyeti ve ocağının başında bir minderine kızı vereceğini söyledi. Bu sözler karşısında simsar beyninden vurulmuşa dönmüş olmalı ki darbenin hızıyla battaniyelerin sayısını 200'e indirmeyi ve ocak başındaki yeri pazarlık dışı bıraktırmayı başardı. Çünkü beyazlarla bu toprağın kızları arasında yapılan evlilik anlaşmalarında böyle bir şart ileri sürüldüğü görülmüş değildi. Sonunda tam 3 saat süren bir pazarlıktan sonra bir anlaşmaya varmış bulunuyorlardı. Lili'ye karşı 100 battaniye, 5 libre tütün, 3 tüfek, 1 şişe rom, iyi niyet ve iyi hizmetine kestiler pazarlığı. John Fox'un vereceği bu şeyler kızın ederini 10 battaniye ve bir tüfek aşıyordu ona göre. O kısacık saatler sonunda evine giderken pazarlığı Sinettisane'nin kazandığını, kendisini yendiğini acı acı düşünüyordu. Sinettisane yorgun ve muzaffer adımlarla yatağına doğru ilerlerken Lili'yi gizlendiği yerden kaçamadan yakaladı. Bilgiç bilgiç homurdandı. "Demek gördün, gördün ve duydun. Böylece babanın büyük zekasına ve anlayışına tanık oldun.
sana çok uygun bir eş seçtim. Dediklerimi tutacak, sözlerimden çıkmayacaksın. Git dediğimde gidecek, gel dediğimde geleceksin. Ve biz ikimiz büyüklüğüne kıyasla hayli akılsız olan bu büyük beyaz adamın servetiyle iliklerimize kadar beslenecek ve semireceğiz. Ertesi gün dükkan açılmadı. Simsar kahvaltıdan önce McLean ve McTavish'in mideleri bayram etsin diye bir şişe viski açtı. Köpeklerine çift porsiyon yiyecek verdi. En yeni pabuçlarını giydi. Dükkanın önünde potlaç hazırlıkları yapılıyordu. Potlaç şölen demektir. Evlilik öncesi verilen armağanların kabul edildiği bir şölen. John Fox'un amacı Lily ile evleneceğini, kızın güzelliği ölçüsünde cömert bir şölenle ilan etmekti. Öğle yemeğinde bütün kabile şölendeydi. Kadın, erkek, kız, kızan ve de köpekler patlayıncaya kadar yediler içtiler. 70'e tüm kabilenin her bir canlısından başka öylesine uğramış konuklar, başka kabilelerden yolu o yana düşmüş sıradan avcılar da damadın bahşişinden nasiplerini aldılar. Mahcubiyetten ve sıkıntıdan gözleri yaşla dolan Lily, sakallı kocası yeni bir pamuklu entari, nefis boncuklarla süslü bir çift pabuç, kuzguni saçlarını örten harika bir ipek eşarp, boynunda düğümlediği mor bir fular, pirinç küpe ve yüzükler, yarım litre dolusu cıncık boncuk ve de Waterbury marka bir kol saatiyle donattı. Sinetti sahne bu manzara karşısında kendini zor tutuyor, bir yandan da kızını bir kenara kıstırıp iki söz etmek için fırsat kovuluyordu. ''Bu gece değil, ertesi gece de değil.'' diye söze başladı düşünceli bir tavırla. Ama önümüzdeki gecelerden birinde nehir boyunda bir kuzgun gibi sesleneceğim. Bu sesi duyar duymaz akılsızın teki olan kocandan kaçıp bana geleceksin. Kızının kendisini bekleyen harikulade yeni hayata sırt çevirmiş zorunda kalabileceği korkusuyla solup kaldığını görünce ''Yok yok!'' diye atıldı. Bu durumda akılsızın teki olan kocan gözlerinden seller gibi yaş aka aka benim evime gelecektir. Bunun üzerine sen de onun gibi ağlamaya başlayacak. Şunun böyle, bunun böyle olduğunu, şunu istemediğini, bir simsarın karısı olmak için insanın değerinin biçilenden fazla olması gerektiğini ve ancak zavallı ihtiyar babacığı sinetti sahneye daha çok battaniye, daha çok tütün ve bir takım başka servetler verilirse mutlu olacağını söyleyeceksin. Unutma, geceleyin boyunca kuzgun gibi seslendiğimde. Lily başını olur anlamına salladı. Çünkü babasının buyruğuna uymamanın ne kadar tehlikeli olduğunu iyi bilirdi. Hem sonra istediği neydi ki kendisini kaybedip tekrar sahip olmakla daha büyük bir mutluluk duyacak olan simsardan kısa bir süre için ayrılacaktı alt tarafı. Şölene döndü ve gece yarısı yaklaşmakta olduğundan simsar kendisini kalabalık arasında buldu çıkardı ve yerlilerin hiçbir düğünde eksikliğini göstermediği bağırış, çağırış ve takılmalar arasında evine götürdü. Lily kısa zamanda bir ticarethanenin müdürüyle yaşanan evlilik hayatının düşündüğünden de iyi olduğunu gördü. Odun toplamak, su taşımak yoktu. Huysuz erkek milletinin önünde el pençe divan durmak yoktu. Hayatında ilk kez kahvaltı hazır oluncaya kadar yataktan çıkmayabilirdi. Hem de ne yatak, temiz, yumuşak ve öyle rahat ki. Sırtı daha önce böylesine rahat bir yatak yüzü görmüş değildi Lili'nin. Ve yiyecek, pişirilecek kurabiye haline, poğaça, ekmek haline getirilmiş un. Günde 3 öğün ve de her gün 3 öğün istediği kadar yiyebileceği leziz yiyecek. Böylesine bolluk, böylesine lüks, inanılası değildi. Hele bir de simsar kendisine karşı son derece ve de ustaca nazik davranmıyor muydu? Simsar ilk karısını toprağa vermişti. Aşağıdan almasını, bir kadını mutlu etmesini iyi biliyordu. ''Lily buranın patronudur.'' dedi. Zifaf gecesinin sabahında.
katfaltı etmekteydiler. O ne derse yapılır, anlaşıldı mı? McLean ve McTavish anladılar. Ayrıca simsarın elinin ne ağır olduğunu da iyi bilirlerdi. Ama Lily bundan şımarmadı. Kocasından gördüğü gibi iki küçük üvey oğlunun bakım işini üstlendi. Onlara mutluluk ve kocasının kendisine verdiği kadar özgürlük vermeye çalıştı. İki oğul yeni analarından hoşnut olduklarını her fırsatta söylediler ve simsar evliliğin getirdiği mutluluklarla övündü durdu. Lily'nin iyiliği ve kocasının hoşnutluğu Simrak bölgesi sakinlerinin dillerine destan oldu. Onların bu mutluluğuyla herkes övünür oldu. Bunun üzerine sayısız çıkarların hayaliyle gözüne bir türlü uyku girmeyen Sinettisane harekete geçme zamanının geldiğine karar verdi. Lily evlilik hayatının 10. gecesinde bir kuzgun sesiyle uyandı ve böylece Sinettisane'nin kendisinin nehir boyunda beklediğini anladı. Bütün bu mutluluk arasında bu işi hepten unutmuştu ve şimdi verdiği sözü babasının o çocukluk günlerinden korkunçluğuyla birlikte hatırladı. Bir süre korku içinde zangır zangır titredi yatakta. Gitmeyi istekli değildi ama kalmaktan da korkuyordu. Ama sonunda simsah sessiz zaferi kazandı ve iyi davranışının üzerine iri adeleleri ve köşeli çenesi Lilith'i Sinettisane'nin çağrısına duymazlıktan gelmeye sürükledi. Sabahleyin büyük bir korku içinde uyandı. Babasının gelmesi korkusuyla yüreği hep ağzında işlerini gördü. Ancak gün ilerledikçe biraz kendine geldi. McLean ve McTavish'i bazı önemsiz işleri kaytarmaktan ötürü azarlayan John Fox onu daha da yüreklendirdi. Kocasının gözden kaybolmasını istemiyordu. Kilere kadar peşinden gidip de onun koca koca sandıkları pamuk balyasıymış gibi oradan oraya savurduğunu görünce babasının buyruğuna uymamakla çok iyi ettiğini düşündü. Ayrıca sonsuz bir servetin böyle bir kenarda durduğunu görmek onu hayretten dondurmuştu. Bu görünüm ve Sinettisane'nin tam takır evinin kafasındaki görüntüsü bütün kuşkuları bir kenara itti. Ama gene de bu inancını üvey oğullarından biriyle iki çift söz ederek perçinleme gereği duydu. "Beyaz baba iyi?" diye sordu çocuğa. Çocuk babasının bildiği insanların en iyisi olduğu cevabını verdi. O gece kuzgun gene bağırdı. Ertesi gece daha yüksek çıktı kuzgunun sesi. Daha uzun sürdü. Simsar bu sese uyandı ve bir süre bir sağa bir sola dönüp durdu yatağında. Sonra "Hay Allah'ın cezası kuzgun!" dedi. Lily battaniyenin altında kıs kıs güldü. Sabahleyin erkenden Sinettisane suratını bir karış sarkıttı ve mutfakta Vanidani ile kahvaltıya oturdu. Yerli yiyeceğini beğenmediğini ileri sürerek ağzına bir lokma bile koymadı. Az sonra ticaretin yapıldığı dükkanda damadına kafa tuttu. Kızının bir pırlanta olduğunu anlaması üzerine daha battaniye, daha tütün ve daha tüfek, özellikle tüfek istemeye geldiğini söyledi. Pazarlıkta düpedüz aldatılmıştı ve hakkını almaya gelmişti. Ancak simsar verecek ne battaniyesi ne de hakkı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sinettisane kendisine Three Forks'taki misyonerlerle konuştuğunu ve bu kişinin ona böyle bir evlenmenin kitapta yeri olmadığını ve bu durumda bir babaya düşen görevin kızını geri istemek olacağını bildiğini söyledi. "Ben dinime bağlı bir Hristiyanım," diye söze başladı Sinettisane. "Lilith'imin cennete gitmesini isterim." Simsar'ın cevabı kısa ve öz oldu. Kayınpederine battaniye yerine hava vererek ensesinden tuttuğu gibi kapının dibine götürdü ve kendisine canının istediği cennete gitmesini söyledi. Ancak Sinettisane dönüp dolanıp mutfak kapısından içeri girdi ve evin büyük oturma odasında bulunan Lily'nin yanında bitti. "Demek ben dün gece nehir boyunda sana seslenirken derin derin uyudun," dedi. Suratı bir karış asıktı.
Hayır, uyanıktım ve duydum sesini, dedi kızı. Yüreği fırlayıp çıkacakmış gibi çarpıyordu ama hiç buzuntuya vermeden sürdürdü konuşmasını. Önceki gece de uyanıktım ve sesini duydum. Ve hem de daha önceki gece. Böyle söze başladı ve büyük mutluluğunun ve bu mutluluğunun elinden alınacağı korkusunun verdiği heyecanla kadınların durumu ve kadın hakları konusunda tarihin ilk ve en büyük konuşmasını yaptı. Ancak bu önemli söylemin hedef aldığı kulaklar duvardan farksızdı. Sinettisane orta çağdan kalmış bir adamdı ve daha o çağda yaşadığına inanıyordu. Lilith'in soluk almak üzere bir an durmasını fırsat bilerek ''Bu akşam gene kuzgun gibi bağıracağım'' diye gözdağı vermeye kalkıştı. Tam bu sırada Simsar içeri girdi ve Sinettisane'yi yeniden cennetine uğurladı. O gece kuzgun her zamankinden daha uzun bağırdı. Uykusu hafif olan Lilith bunu duydu ve gülümsedi. John Fox bir sağa bir sola döndü. Sonra iyice uyandı. Daha büyük bir tedirginlik içinde kımıldandı bir süre. Homurdandı. Burnundan soludu. Önce içinden sonra sesli sesli sövdü ve sonunda yataktan fırladı kalktı. Karanlıkta oraya buraya çarparak büyük oturma odasına gitti ve tüfeklikten dolu bir av tüfeği aldı. Bu, McTavish'in dikkatsizliği sonucu orada kalmış, saçmayla dolu bir tüfekti. Simsar ayaklarının ucuna basa basa evden çıktı ve nehir boyuna yollandı. Kuzgun susmuştu ama gene de otların arasına gizlenip beklemeye başladı. Hava biraz serinceydi ve toprak bütün günün güneşini içmiş olarak arada sırada Simsar'ın yüzüne buharlarını soluyordu. Simsar başını koluna yasladı ve tatlı bir kış uykusuna daldı. 40 metre ötede sırtı John Fox'a dönük, başını dizlerine dayamış oturan Sinettisane de gecenin sessizliği içinde aynı şekilde uyumaktaydı. Bir saat kadar zaman geçti. Sinettisane uyandı ve başını kaldırmaksızın geceyi kaba kuzgun seslerine boğdu. Simsar uyandı ama uygar bir insanın ani uyanışı değil, tetikte bekleyen bir avcının vahşi uyanışıydı bu. Karanlıkta otların arasında bir karaltı seçti ve nişan aldı. Karaltının ikinci kez bağırmaya başlamasıyla simsarın tetiği çekmesi bir oldu. Ağustos böcekleri ve vahşi kuşlar hemen seslerini soluklarını kestiler, kuzgun çığlığı titreyerek söndü, sessizliğin içine gömüldü. John Fox karartının bulunduğu yere koştu ve vurduğu cisme elini uzattı. Ama parmaklarının bir tutam dolaşık saçı kavraması üzerine Sinettisane'nin yüzünü ışığa tuttu. Saçmaların 40 metrelik nişana nasıl saplandığını bilirdi. Sinettisane'yi bir omuzdan bir omza kalbura çevirdiğini de biliyordu. Sinettisane de onun bunu bildiğini biliyordu ama ikisi de bundan söz etmediler. ''Burada ne arıyorsun?'' diye sordu Simsar. ''Senin gibi ihtiyarların yatma vakti geldi de geçiyor bile.'' Sinettisane derisinin altından kendisini gıdıklayan saçmalara rağmen başı dik cevap verdi. ''Bana uyku haram.'' dedi. Kızım için diri diri mezara giren ve beyaz adamların cehenneme gideceğini mutlak olan kızım Lily için gözyaşı dökmekteyim. John Fox topukları üzerinde döndü. Nehrin daha aşağı kıyılarına dök gözyaşlarını, dedi. Çünkü ağlamanın çıkardığı gürültü insanı uyutmayacak kadar büyük. Yüreğim sızlıyor, dedi Sinettisane. Günlerim, gecelerim, derdimle simsiyah olacak. Kuzgun gibi siyah, dedi John Fox. Kuzgun gibi siyah, dedi Sinettisane. O geceden sonra nehir boyundan kuzgun sesi gelmedi. Lily, gün geçtikçe daha çok saygı uyandıran bir eş olmakta, mutluluğu giderek artmakta. Ağacın tepesindeki teneke kutuda defnedilmiş bulunan birinci karısından olan oğullarının şimdi kız kardeşleri var.
İhtiyar Sinettisane evlerine ayak basmıyor ve genellikle evlatların, özellikle kızı Lili'nin hayırsızlığı, Kadir Bilmezliği üzerine titrek, ince sesiyle yakınmalar düzüp durmakla geçiriyor günlerini. Ömrünün son günleri kızının pazarlığında aldatılmış olmanın verdiği büyük üzüntüyle dolmakta. Öyle ki John Fox bile Lili için 10 battaniye ve bir tüfek fazladan ödediği iddiasını geri almış bulunuyor.